Bundan önceki videoda şu ana kadar karşımıza çıkan en garip fonksiyon olan Dirac delta. Evet bu fonksiyonu öğrendik. Tanımı ise ötelenmiş bir versiyonunu kullanayım. Bunun nasıl bir fonksiyon olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Dirac delta t eksi c'nin evet t c'ye eşit olmadığında sıfır olduğunu biliyoruz. Bu t'nin c dışındaki tüm değerleri için sıfır olduğu anlamına geliyor. t c'ye eşit olduğunda ise fonksiyon birden bire sonsuza fırlıyor. Bu arada buraya sonsuz yazıyorum ama bu konuda dikkatli olmamız gerek. Neden diyecek olursanız bundan önceki videoda da sonsuzun farklı dereceleri olduğundan bahsetmiştim. Etmiştik ve Tc'ye eşit olduğunda bundan daha büyük delta diraklar için bunu farklı sayılarla çarpabiliyor idik. Bundan daha önemlisi ise tüm x e, ya da t dersem daha doğru olacak. Evet tüm t ekseni boyunca eğrinin altında kalan alanın evet fonksiyonun integralini almaktan bahsediyorum. Alan t'nin c dışındaki değerlerinde sıfıra eşit tc'ye eşit olduğunda da yani bu integrali aldığımızda sonucun 1 olduğunu görmüştük. Önemli olan nokta bu alanın bire eşit olması. Sonsuzluğun derecesi derken de bundan bahsediyordum. Dirac delta fonksiyonunu 2 ile çarparsak hemen yazıyorum. 2 çarpı delta Dirac fonksiyonunun altında kalan alanı bulmak istersek not edeyim. Eksi sonsuzla sonsuz arasında 2 çarpı Dirac delta t eksi c'nin integrali 2 çarpı c birim ötelenmiş dirak delta fonksiyonunun altında kalan alana eşittir. Bunun 1 olduğunu bildiğimize göre bu integralin sonucu da 2'dir. Evet eşittir 2. Bu da buraya sonsuz yazıyorsam bu sonsuzun bunun 2 katı olduğu anlamına gelir. Alan 2 birim sonsuzu bu şekilde yazmamın sebebi de buydu işte. İlginç bir fonksiyon öyle değil mi? Bundan önceki videoda bu fonksiyonun birden bire fırlama yapan sistemleri modellemek için son derece faydalı bir fonksiyon olduğundan da bahsetmiştim. Sabit bir dürtü ya da momentum değişiminin söz konusu olduğunu da hemen ekleyeyim. Bunun ne anlama geldiğinden önümüzdeki videolarda daha ayrıntılı olarak bahsedeceğim. İsterseniz şimdi işin matematiksel kısmının tamamen anlaşıldığından emin olalım. Mesela Dirac delta'yı bir fonksiyonla çarpmanın Laplace dönüşümünü nasıl etkilediğine bakalım. Dirac delta fonksiyonumuzu öteleyeceğiz diyelim. Böyle daha ilginç oluyor. Ötelemek istemiyorsanız da c'nin sıfır olduğunu düşünebilirsiniz. Evet, Dirac delta'yı öteleyip bir f(t) fonksiyonu ile çarpacağım. Delta fonksiyonunun Laplace dönüşümünü bulmak istersek de ft'nin 1'e eşit olduğunu düşünebiliriz. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Şimdi bunun Laplace dönüşümünü alalım. Bunu yapmak için Laplace dönüşümünün tanımını kullanacağım. Sıfırdan sonsuza e üzeri eksi st çarpı fonksiyon yani ft çarpı Dirac delta t eksi c dt'nin evet belirli integrali. Şimdi mantıklı bir argüman sunacağım size. Bu matematikte çokça yaptığımız bir şeydir ve Dirac delta fonksiyonu ile ilgili ciddi olmak isterseniz kullanacağınız ya da yapmak istediğiniz şeyleri bozduğunu göreceksiniz. Ama Dirac delta yine de çalışılabilir bir fonksiyondur. Başka bir deyişle bu integrali mantığımı kullanarak çözeceğim ve bunun sizin için de anlamlı olacağını düşünüyorum. Şimdi isterseniz işe ne yapmaya çalıştığımızı çizerek başlayayım sıfırla sonsuz arasındaki aralıkla ilgilendiğimiz için grafiğin sadece bu kısmını çizeceğim. C'nin de sıfırdan büyük olduğunu varsayacağım. Bu sayede delta fonksiyonunun pozitif t ekseni üzerinde bir fırlama yapmasını sağlayacağım. Şimdi bu kısım, bu kısım neye benzer? Bana söyleyebilir misiniz? Evet, e üzeri eksi st çarpı ft'den bahsediyorum. e üzeri eksi st birden başlar ve sonra azalır. Ama bunu rastgele bir fonksiyonla yani ft ile çarptığımız için tam olarak neye benzeyeceğini tabii ki de bilemiyorum. Ama bir tahminde bulunalım. Mesela böyle bir şey olsun. Evet, bu e üzeri eksi st çarpı ft'nin grafiği. Grafiğin bu şekli almasının sebebi ise ft. Şimdi sırada Dirac delta kısmı var bu fonksiyonun C dışındaki tüm değerlerde 0 olacağını biliyoruz öyle değil mi C'yi de buraya işaretleyelim C'de sonsuza fırlayacak ama bunun 1'e kadar çıkan bu şekilde çizdiğim bir okla gösterildiğinden de bahsetmiştim. Bu sayede alanın 1'e eşit olduğunu anlıyorduk. Hatırlıyorsunuz değil mi bunları? Fonksiyonların grafiklerini oklarla çizmeyiz normalde ama bu ok alanın 1'e eşit olduğu anlamına geliyor. Buraya da 1'i koyayım. Şimdi bu iki fonksiyonu birbiri ile çarptığımızda bu arada integral alacağımızı yani eğrinin altında kalan alanı bulmak istediğimizi de aklınızdan çıkarmayın. Bunu Dirac delta ile çarptığımızda bunun da c birim ötelenmiş Dirac delta olduğunu not edeyim. Evet bununla bunu çarpınca sonuç ne olur? Deminden beri mantığımızı kullanacağız derken de bunu demek istiyordum. Eksenleri bir daha çizeyim. Daha düzgün bir çizim yapmaya çalışacağım. Peki yine çok iyi olmadı ama şimdilik idare edin lütfen bu T ekseni. Bu ikisini çarparsak ne olur? T'nin c'den farklı tüm değerlerinde Dirac Delta'nın sıfıra eşit olduğunu biliyoruz. O halde bunu sıfırla çarpacağımız için bu fonksiyonun ne olduğunun hiçbir önemi kalmıyor. Demek istediğim c dışındaki tüm değerler için bu çarpımın sonucunun sıfır olacağı. Peki ya c'de ne olur? T eşittir C'de fonksiyon ya da bu çarpım Dirac delta ile buradaki yüksekliğin çarpımına eşit olur. Buradaki nokta bu fonksiyonun c'de aldığı değere yani e üzeri eksi sc çarpı fc'ye eşittir. Bunu da y ekseni üzerinde göstereyim. Bunu c'de değerlendirdiğimizde fonksiyon bu değeri alır. İşte bu nokta. Bu noktayı alıp ki bunun değeri herhangi bir sayı olabilir. Mesela 5 olsun. Sonuç olarak Dirac delta'nın 5 katını elde ederiz. Öyle değil mi? Bu tabii ki de 5 olmayabilir. Yani daha soyut bir şey olacağı için bununla bunun çarpımı Dirac delta'nın ölçeklendirilmiş haline eşittir ve buna benzeyen bir şey elde ederiz. Hemen not edeyim. E üzeri eksi sc çarpı fc. Bu arada bunun havalı bir ifade olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama bunun sonucunun bir sayıya eşit olacağını da aklınızdan çıkarmayın. S, Laplace dünyası ile ilgili ama olaya T açısından yaklaştığımızda bunun bir sabit olacağını düşünebiliriz. Kısacası az önce de söylediğim gibi bu gerçekten de 5'e eşit olabilir. Evet, bu sabit çarpı Dirac. Delta T eksi C. Bu ikisinin çarpımı sonucunda bunu elde ederiz. Bu yükseklikte hala sonsuza gidiyor olacak ama videonun başında da bahsettiğim gibi artık bu sonsuzun da bir derecesinden bahsediyor olduğumuz için alan 1'e eşit olmayacak. Neden diye soracağınızı bildiğim için hemen açıklayayım. Bunun integrali neye eşittir? Bunun eksi sonsuzdan sonsuza integrali aynı oldukları için bunun eksi sonsuzdan sonsuza integraline eşittir olmalıdır. Yapalım mı? Bu arada az önce eksi sonsuz dedim ama sıfır demem gerekiyordu. Düzeltiyorum. Sıfırla sonsuz arasında bu integralle bu integralin birbirine eşit olacağını söylemeye çalışıyorum. E üzeri eksi sc çarpı fc çarpı Dirac delta t eksi c dt. Size bununla bunun birbirine eşit olduğunu söylüyorum. Neden? Çünkü C dışındaki tüm değerlerde delta fonksiyonu bunu sıfırladığı için hesaba katmamız gereken tek değer t eşittir C. Başka bir deyişle e üzeri eksi st çarpı ft'nin t eşittir c'de aldığı değerden bahsediyorum ve az önce bunun bir sabite eşit olacağını da gördük. Her neyse bu bir sabit olduğuna göre integralin dışına çıkarabilirim değil mi? Eşittir. E, yer kazanmak adına buraya yazacağım. Sakın kafanız karışmasın. Sabitleri integralin dışına alıyorum. e üzeri eksi sc çarpı fc çarpı P sıfırla sonsuz arasında f t eksi c dt'nin, e, çok özür dilerim bu tabii ki de f değil, e, farklı bir renkte yazayım. Dirac delta t eksi c dt'nin belirli integralini elde ederiz. Eski renge geri döneyim. Evet, evet tamam. Peki tanımından yola çıkarsak bana bunun neye eşit olduğunu söyleyebilir misiniz? 1, öyle değil mi? Eksi sonsuzdan artı sonsuza gerçekten de fark etmez. Bu fonksiyonun altında kalan alandan bahsedebilmemiz için t'nin c'ye eşit olması gerekir. Burası 1'e eşittir. Bu sayede de bu integralin buna eşit olduğunu bulmuş olduk. O halde delta fonksiyonunun ötelenmiş bir versiyonunun rastgele bir fonksiyonla çarpımının Laplace dönüşümü e üzeri eksi s c çarpı f c'ye eşittir. Evet, kötü oldu. Bir daha yazacağım. Delta fonksiyonunun ötelenmiş versiyonunun t eksi c olarak yazıyorum. Rastgele bir fonksiyonla, bu da f-t olsun, çarpımının Laplace dönüşümü e üzeri eksi cs çarpı f -c ye eşit. Evet, bunu bulduk. Yani bunların hepsinin c'de aldığı değeri bulmamız lazım. Ve bunun da bizi oldukça ilgi çekici yerlere götüreceğini herhalde siz de tahmin ediyorsunuzdur. Basit delta fonksiyonunun Laplace dönüşümü. Peki bu nedir? Burada c sıfıra, ft de 1'e eşit. Bunun sonucu e üzeri eksi 0 çarpı s çarpı 1'dir. Ve bu da 1'e eşittir. O halde neymiş? Dirac delta fonksiyonunun Laplace dönüşümü 1'e eşitmiş. Ötelenmiş Dirac delta'nın Laplace dönüşümü ise ki Burada da f t'nin 1'e eşit olduğunu varsayabiliriz. Bu da e üzeri eksi c çarpı f ama f burada sabit yani 1 olduğu için bunun sonucu da budur. e üzeri eksi c bu videoda integralin görsel bir değerlendirmesini yaparak içinde Dirac delta olan ifadelerin Laplace dönüşümlerinin neye eşit olduklarını inceledik. Umarım sizde faydalı bir video olduğunu düşünüyorsunuzdur.